Merhaba arkadaşlar. Şimdi önümüzde görmüş olduğunuz grafik f'ye ait ve burada f'nin t'nin bir fonksiyonu olduğunu varsaymışız. t eksenimizde grafikteki yatay eksen. Öyleyse bu fonksiyonu f t şeklinde yazabiliriz. Küçük harflerle ft. Şimdi başka bir fonksiyon daha tanımlayalım. Bu fonksiyona da büyük f diyelim ama bu fonksiyon t'nin bir fonksiyonu olmayacak. x'in bir fonksiyonu olarak yazacağız. Öyleyse büyük f x eşittir. Bu fonksiyonu t eşittir eksi 5 ile t eşittir x arasında f t'nin belirli integrali olarak tanımlayacağız. Aslında bu x'leri aynı renkle yazayım ki daha açık görünsünler. O zaman f x eşittir belirli integral t eşittir eksi 5'ten t eşittir x'e kadar ft. evet f t dt. Aslında bana kalsa büyük f veya küçük f kullanmazdım. Onun yerine küçük g veya büyük g kullanmayı tercih ederdim. Daha az karmaşık olurdu ama yine de olabildiğince küçük f t ve büyük f x olarak söylemeye çalışıyorum. Tamam. Büyük f(x) fonksiyonunu bu şekilde tanımlıyoruz. Belirli integral t eşittir eksi 5 ve x arasında f t dt. Şimdi fonksiyonun bu tanımını göz önünde bulundurarak x'in hangi değerlerinde büyük f(x) büyük f(x) eşittir 0 oluyor. Bunu şöyle de yazayım. Hangi x değerlerinde bu denklem sağlanıyor? Yani hangi x değerlerinde f(x) eşittir 0 oluyor? İsterseniz videoyu şimdi durdurun ve kendi başınıza çözmeyi deneyin, ardından da birlikte çözelim. Üzerinde yeterince kafa yorduğunuzu düşünüyorum. O zaman birlikte çözmeyi deneyelim. İlk olarak bu büyük fx fonksiyonunun aslında ne demek istediğini anlamaya çalışalım. Bunu şu şekilde düşünebiliriz. t eşittir eksi 5 ile t eşittir x arasındaki ft fonksiyonunun altında ve t ekseninin üzerinde kalan alan. Evet bize bu fonksiyon tarafından gösterilen şey bu. Eğer alan tam ters şekilde ise, t ekseninin altında ve fonksiyonun üzerinde ise o zaman bunun değeri negatif olacak. Öyleyse t eşittir eksi 5 noktasına bakıyoruz. O da buradaki nokta. Şöyle bir sınırı temsil ediyor. Ve bir x değeri seçtiğimiz zaman, diyelim ki x eşittir eksi 2 olsun, x değerimizi burası seçmiş olalım. Evet, büyük f bize bu alanı ifade ediyor değil mi? Ve bu alan negatif bir değere sahip olacak. Çünkü bu alanda fonksiyon t ekseninin altında kalıyor. Yani büyük f eksi 2 bize negatif bir değer verecek. Peki hangi x değerleri bu fonksiyonu 0 yapar. Bir tane cevap hemen aklınıza gelmiş olabilir. Eğer x'i tam olarak eksi 5'in üzerine koyarsak, tam eksi 5'in üzerinde olursa o zaman burada herhangi bir genişlik olmaz. Dolayısıyla alandan da söz edemeyiz. Öyleyse f eksi 5, evet büyük f eksi 5 eşittir. Belirli integral t eşittir eksi 5'ten t eşittir eksi 5'e f t dt. Burada sınır değerleri aynı olduğu için bu yüzden de grafikteki alanın herhangi bir genişliği, genişliği olmadığı için sonucu da 0 olarak buluruz. Öyleyse sorudaki eşitliği sağlayan bir nokta olarak x eşittir eksi 5 noktasını gösterebiliriz. Büyük f x eşittir sıfırı sağlayan noktalardan biri bu. Bakalım böyle başka noktalarda bulabilecek miyiz? Öncelikle şurayı bir sileyim. Evet t eşittir eksi 5'ten başlıyoruz. x gittikçe büyümeye devam ettiğinde, mesela x eşittir eksi 3 olduğunda alanımız, şimdi bakalım buradaki alan ne olacak? Eksi 5'ten eksi 3'e gittiğimiz için burası 2 oluyor. Yani bu uzunluk 2. Buradaki yükseklik ise 4. Dolayısıyla buradaki alan ise 4 çarpı 2 çarpı 1 bölü 2'den 4 ediyor değil mi? Ve bu alan fonksiyonun üzerinde ve t ekseninin altında olduğu için bu alanın negatif olarak yazacağız. Yani eksi 4 olarak göstermemiz gerekecek. Şimdi tekrar grafiğe bakalım. Yani x eşittir eksi 5'ten başlıyoruz. Bu noktadaki büyük fx eşittir sıfır oluyordu. Daha da ileriye gittikçe daha çok negatif değerler bulmaya başlıyoruz. Az önce x eşittir eksi 3 noktasını seçmiştim çünkü sanki fonksiyonun dönüşüm noktası gibi duruyordu orası. Bir de buradaki bölgemiz var. Bu bölgede de aynı şekilde x değeri arttıkça büyük fx daha çok negatif negatif alan ekleyecek bir bölgeye dönüşüyor değil mi? Burası sanki bir çeyrek çember gibi görünüyor. Yarı çapı 4 birim olan bir çeyrek çember ve burada buna benzer şekilde x eşittir 5'e gelene kadar yarı çapı 4 birim olan bir çeyrek çember daha var. Ve bu alan pozitif bir alan. Çünkü burada fonksiyonumuz t ekseninin üzerinde. Şimdi büyük fx eşittir 0 olduğunda x eşittir eksi 5 değerini almıştı. x'in değerini arttı arttırdıkça alanımız da gittikçe daha çok negatif olmaya başladı. Ama şimdi negatifliği azalmaya başlıyor. Çünkü negatif alana pozitif alan eklemeye başlıyoruz. Yani mesela x eşittir 2 olduğu zaman şu kadarlık pozitif bir alanımız olacak ama soldaki bu büyük alanı da sıfırlamamız gerekecek. Dolayısıyla hala negatif bölgede oluyoruz. Ne kadar çok pozitif alan eklersek o kadar az negatif alanımız kalacak ve x eşittir 5'e kadar gittiğimiz zaman buradaki pozitif çeyrek çember alanı aşağıdaki negatif çeyrek çember alanıyla birbirini götürmüş olacak. Bu alanın ne olduğunu bulmamıza gerek bile yok ama istersek pire kareden hesaplayabiliriz. Şimdi ise soldaki eksi dörtlük alanı dengelemek için biraz daha sağa doğru ilerlememiz gerekiyor değil mi? Peki nasıl nasıl yapabiliriz? Buradaki yükseklik 4. Öyleyse buraya yüksekliği 4, genişliği 1 olan bir dikdörtgen daha eklemeliyiz. Böylece alan artı 4 olsun ve eksi 4 olan üçgenin alanını dengelesin. Onu da buradaki alanla gerçekleştirebiliriz. Bu alan eksi 4'lük alanı dengeleyecek. O zaman x eşittir 6'ya kadar ilerlemiş olacağız değil mi? Yani x eşittir 6 olduğu zaman büyük f x eşittir 0 oluyormuş belirli integral eksi 5'ten artı 6'ya kadar f t d Bunu şöyle de ayırabiliriz. Sonucu zaten bulduk ama ben daha iyi anlamanız için bir de şöyle yazayım. Bu ifade eşittir. Şimdi hepsini tek bir renkle yapayım. Eşittir. Aslında grafikte kullandığım renkleriyle göstereyim en iyisi. Tamam eşittir. İntegral eksi 5'ten eksi 3'e kadar ft dt artı evet artı integral eksi 3'ten 1'e kadar ft dt ve artı integral 1'den 5'e kadar ft dt. Bu grafikteki pozitif çeyrek çember alanını gösteriyor ve son olarak artı integral integral 5'ten 6'ya kadar f t d t. Bu integral şekildeki negatif çeyrek çember alanını ifade ediyor. Bu da pozitif çeyrek çember alanını gösteriyor. Dolayısıyla ikisi birbirini sıfırlıyor. Bu alanın ne olduğunu zaten bulmuştuk. Bu belirli integral bize alanı eksi 4 olarak vermişti. Buradaki integral de artı 4 ediyor. Yani ikisi birbirini götürüp sıfırlıyorlar ve sonucu da bu şekilde 0 olarak buluyoruz. Peki bu sonuca nasıl ulaştık? Dedik ki x eşittir eksi 5 olduğu zaman herhangi bir alan oluşmaz. Ardından x'i sürekli arttırdık. Sürekli daha büyük değerler verdik. Aslında diğer tarafa da gidebilirdik. O zaman sürekli artan pozitif değerlerle karşılaşırdık ve bizi sıfıra götürebilecek herhangi bir durum oluşmazdı. Ama x'i eksi 5'ten yukarı yükselttiğimiz zaman büyük fx yani alan gittikçe daha çok negatif olmaya başladı. Ama sonra pozitif değerler eklemeye ve negatif alanları dengelemeye başladık. Ve x'e Eşittir alt olduğu zaman bütün negatif alanı da dengelemiş olduk.